Şehri Gündem programı olarak Kars Arpaçay Belediyesi'ne konuk olduk ve yanımızda Arpaçay Belediye Başkanımız Elçetin Altay Bey var. Elçetin Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İlk önce TGR Televizyonu'na ve sizlere teşekkür ediyorum. Hani bu ülkemizdeki yoğun yayın programına rağmen bu bölgeyi de unutmayarak ziyaretleriniz ve bölgeyi hatırlamanız ve bu ekranlarla insanlarla buluşturmanız için ben sizlere teşekkür ediyorum. Ben Erçetin Altay, 1964 Arpaçay doğumluyum. Evliyim, 5 çocuk babasıyım. 2014 30 Mart seçimlerinde AK Parti'den Arpaçay Belediye Başkanı olarak seçildim. Erçetin Bey, bizlere Arpaçay'ı tanıtır mısınız? Arpaçay, işte Kars ilinin 7 ilçesinden biri. Ermenistan ve Gürcistan'a sınır olan şirin bir ilçe. Tabii bu ilçenin gerçekten kadim bir tarihi var. Yani burada bütün etnik yapılar çok uyum ve kardeşçe yaşamışlardır. Demokratik yapıya bakacak olursak işte Türk, Kürt, mezhepsel olarak işte Şiiler var, İran'dan gelenler, Yerliler, Terekemeler. Bir de daha önce Rus döneminden kalan Malakanlar var. Tabii ilçemiz 17 bin genel nüfusu, 2800 yerel merkez nüfusumuz mevcut. Tarım ve hayvancılığın Kars'ın en yoğun olduğu ilçelerinden biridir, yani birincisidir. Tabii bizim daha kuzeyimizde olan Çıldır Gölü'müz var. Çıldır Gölü Türkiye'nin 10. Doğu Anadolu'nun 3. büyük gölü. Ve burada yapılan küçük evle beraber oradaki ziyaretçi sayıları özellikle bu sene çok ciddi oranda artış gösterdi. Böyle şirin bir ilçe. Arpaçay Belediyesi'nin devam eden ve biten projeleri nelerdir? Geldiğimiz günden bu yana özellikle sokak yollarımızın, ara yollarımızın, mahalle yollarımızın %80'ını kilit parke ve asfalt, sıcak asfaltla kapladık. Şu an devam eden projelerimiz, işte Yalınçayır mahallemiz, de bir 20 bin metrekarelik kilit parke çalışmamız var. Araç gereçlerimizin tamamını sıfır bir hale getirdik. Yenileriyle yeniledik. Bunların hepsini sıfır kredi kullanarak, yani kullanmayarak daha doğrusu, hibe yoluyla özellikle Belediyeler Birliği'ne ve Bakan Bey'e, Vekil Bey'e, İl Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Onların girişimleriyle de ben Belediyeler Birliği'nden de ciddi destekler aldım. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'yle çalışmaktan, Sayın Mehmet Sekmen'in bize vermiş olduğu desteklerden ötürü kendilerine çok teşekkür ediyorum. Fakat tabii burada siz sıkıntılarınızı iyi aktarırsanız, insanların yapmış olduğu desteklerin bölgede karşılık gördüğünü fark ederlerse hiçbir sıkıntının olacağını düşünmüyorum. Tabii ki herkes de imkanının dahilinde destek de alabilirsin. Şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bir çalışmamız var. Biz kardeş belediyeyiz ve bize 1 milyon artı KDV bir park hibe parası tahsis ettiler. Onun da ihaleye çıktık. Şu an bugün de yer teslimi yapacağız. Müteahhit firma ve mühendis arkadaşlarla beraber sizin programınızdan sonra daha şirin, daha güzel, daha yaşanılabilir bir Arpaçay'ı oluşturabilmek için değerli Arpaçaylı hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle sıkıntılardan arınacağız. Bu giriş çıkış yollarımızı Sayın Bakanımız ve milletvekilimizin girişimleriyle karayollarına dahil ederek, yani şehrimizin 3 noktadaki giriş çıkışı da Arpaçaylara layık ve ülkemize layık, özellikle şu anda turizmin neredeyse umarım önümüzdeki yıllarda başkent olacak Kars'a layık bir ilçe oluşturmanın gayret içerisindeyiz. Bu arada bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Son olarak Arpaçay halkına neler söylemek istersiniz? Samimiyetin, sadakatin, insani ilişkilerin en yoğun ve en sıcak yaşandığı bir ilçedeyim. Ve bu samimi ve sıcak ortamı oluşturan değerli Arpaçaylılara, büyüklerime, küçüklerime, özellikle hanımlara, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hani beni kendilerinden biri olarak gördükleri için, beni öz evlatlarından, kardeşlerimden ayırmadıkları için,
Gerçekten onlara belediye başkanı değil, hizmetkar olmayı bana Allah nasip ettiği için Rabbime binlerce defa hamd ve şükür ediyorum. Rabbim beni onlara karşı mahcup etmesin, bana inananlara karşı beni mahcup etmesin diyorum. Buradan özellikle de şu an 3 aylar içerisindeyiz. Önümüzdeki bu Nisan, Mayıs'ın ortalarında da Ramazan'ın başlangıcı 16-17'si gibi yanlış hatırlamıyorsam. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Mutlu ve huzurlu bir şekilde bu Arpaçay'da hayatımı sürdürmek istiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.